Türkiye'ye geldiğinde Türk insanda neler sana şaşkınlık verdi? Yani o bayağı bir sürü şey var abiciğim. Ya biliyor musun farklı bir kültür var ya, o bayağı yeni şeyler var. Doğru. Ya, yeni şey öğreniyoruz. Ne bileyim mesela şey var. Ben normalde ben Floransa'dayım. İtalya'da Floransa'dayım. Firenze işte. Orada doğal bir yer. Ben mesela normalde bisikleti kullanıyorum. Evet. İlk geldi burada bisiklet aldı. Düşündü yani. Hadi aynen. Bisikleti kullanacağım. Gidiye. İstanbul'da gidiye. Bisikletle gidip geleyim dedi. Tabii gide. 5 gün sonra sattı zaten. Bugün aramızda olman bile büyük bir şans yani. Yani. Bizlerle beraber olman. İstanbul'da bisiklet yollarının yapılması lazım. Evet. Gerçekten de artık yani o çok önemli bir şey. Ben de eski bir bisikletçiyim. Çok da severim. En azından sahil şeritlerinde. Evet, sahil şeritlerinde en azından bir yerden başlanması lazım. Çok önemli. Peki başka? Mesela ayakkabı. Ayakkabı var abi. Evet. Öyle şey, o ayakkabıyı siz de dışarı bırakıyorsun ya. O kapıyı dışarı bırakıyorsun. Kapının önüne bırakıyoruz, evet. Evet, o şaşırdı abi. İşte bu ne ya? Bazı kapı var, o kadar ayakkabı var ya abiciğim, içeri gitmiyorlar ya. Yemin ediyorum abiciğim. Abi şok oldu. Düşün abiciğim, ben ilk ev aldım. Siz içeri girip içeride çıkartıyorsunuz. Evet, bizi içeride çıkartıyorsunuz ama sizde yok. Sizde dışarı çıkarıyorsunuz. Evet. Ama olsun abiciğim. Bir ayakkabı, iki ayakkabı, üç ayakkabı, hadi 4 ayakkabı olur. Ama böyle bir 25-26 ayakkabı bayağı biraz fazla olabilir yani. Güzel güzel. Bayağı şaşırdı ama önemli yani. Olan işte o eve girebilmen yani. ayakkabılarını aradım. Peki başka? Başka... Şey, o giriş için ya zaten biz ayakkabı çıkarıyoruz ya. Evet. O ilk defa o biraz şey, bizde de yok öyle bir şey. Biraz şaşırdı abiciğim. Doğru. Ayakkabı çıkaracağım mı? Vallahi çıkaracağım mı? Yemin etti, çıkarayım mı ayakkabı? Evet, çıkarttı öyle işte. Peki tuz vermişsin. öyle bir şey okudum. Bir komşunuza tuz vermişsiniz. Bak, yemin ediyorum abiciğim. Ya şey, yok tuz değil ya, şey fındık istedi. Ne istedi? Fındık istedi abiciğim ya. Ben verdi, tamam mı? Böyle bir özel bir, ben şef ya, ben bir sürü şey... Aynı zamanda ya, şef. Ben şef çok yani, normal benim işim bu ya. O bayağı, o kavanoz bana lazım abiciğim, tamam mı? O zaman gitti orada komşudan, şey pardon, şey bana şey lazım, bana... Yeni... Kavanozu geri verir misiniz? İşte. O bana söyledi ya Danilo, vallahi ben vermek istiyorum ama biz Türkiye'ye böyle bir şey, boş vermek yok. Hı. Şimdi hazır bir şey yok, o zaman vermeyeceğim. Ah, söyledi be. Vallahi. Hadi ama bana lazım ha, versene. Yok Danilo, vermeyeceğim. Şaşırdı abiciğim ya. O zaman söyledi, vallahi abi bana ver ya, bayağı lazım ya, iş için lazım. Yok. Ben bir şey pişireceğim, vereceğim sana. Tamam mı söyledi? Böyle bir hafta, iki hafta sonra bayağı bu kavanoz gelmedi ya. Tekrar gitti. İnat et. Şey, vallahi yemin ediyorum. Şey var. Vallahi artık ben vermek lazım. Vallahi Danilo kusura bak. Müsait değil. O abiciğim sonuç biliyor musun ne yaptı? Ben şey, pastane gitti, baklava aldı. Kapıyı çarptı. Dedi, oğlum bu baklava. Lütfen içeriye koy, bana kavanoz ver. vallahi yeter ya. Hoş. Çok güzel.